Arkadaşlarım merhabalar. Olasılık konusunun yani 5. ünitemizin tarama testini çözeceğim dostlar bu videomuzda. Hemen şöyle birinci sorumuzla bir başlayalım bakalım ne diyormuş bir numara. Bir iş yerine 3 işçi alınacaktır. Bu iş için 120 kişi iş başvurusu yapmış ve bunlardan 90'ı ilk sınavda elenmiştir diyor. Peki 90'ı gitti kaldı 30 kişi. Temel sınavı kazananlar arasında yer aldığına göre temelin işe kabul edilme olasılığı kaçtır? Temel bu 30 kişinin içinde. Yani 30 kişiden 3 kişiyi seçecekler. İşte temel bu olasılıkla kazanma ihtimali vardır diyeceğiz arkadaşlarım. 30 kişiden biridir. 3 kişi seçecekler diyorum. Onun da cevabı 3/30 yani 1/10 geldi. İkinci soru. Bir kutuda 4 sarı 5 mavi top vardır. Bu kutudan rastgele alınan 3 toptan ikisinin sarı, birinin de diyor mavi olma olasılığı kaçtır diye soruyor. İkisinin sarı, birinin mavi olma olasılığı. Dostum, sarı mavi olabilir bu toplarımız. Ya da sarı mavi sarı olabilir. Ya da mavi sarı sarı olabilir. Ne yapıyorduk bunlarda? Köşe taşlarında ne anlattık? Bir tanesinin sırasını belirtmediği için işte birinci top sarı, iki de sarı, üç mavi olacak gibi sıra belirtmediğinden dolayı herhangi ikisi sarı, biri de mavi olacak. Bunun içinde üç durum var arkadaşlarım. Yani ben birini bulup şunu bulacağım mesela, üçle çarpacak. Birinci topun sarı gelme olasılığı 4/9 top olduğu için 4/9. İkinci topun da sarı gelme olasılığı kardeşim. 4 toptan birini çektim. 3 tane sarı kaldı. 9 top var toplam. Birini az önce çektiğim için 8 top kaldı. Çarpı. Üçüncünün mavi. 5 mavi var. Tabi toplamda kaç topumuz var? 8'di. En son bir tane daha çektik. 7 tane de top kaldı. Şimdi burayı bir hesaplayalım. Tabi bir de bunu neyle çarpacağız? 3 durum olduğu için 3 ile çarpacağız. 3 ile 3'ün çarpımı 9'dur. Şu 9'u sildim. 4 ile de şunu sadeleştirdim. 2 kaldı. Yukarıda 5, aşağıda 2 çarpı 7'den 14 kaldı goberler. Cevabımız Edirne çıktı. Geldik 3. soruya. Bir kutuda 4 sarı, 5 mavi top vardır. Yine aynısı. Bu kutudan rastgele 3 top alınıyor. Alınan toplardan birincisinin sarı, ikincisinin sarı, üçüncüsünün mavi olma olasılığı. Bak direkt istediği sırayı vermiş bize. Burada 3 ile çarpmayacağım. Çünkü birinci sarı, ikinci mavi, üçüncü sarı olsun gibi bir şey söylememiş. Direkt sırayı vermiş. Peki birincinin sarı olma olasılığı 4/9 top arasından 4'ü sarıydı. Çarpı. Kaldı 8 top. 8 top arasından 3'ü sarı. Çarpı. Kaldı 7 top. 7 toptan da 5'i mavi. İşte bu işlemin sonucu bölelim 2, bölelim 3 olsun. 5/6, 6 kere 7, 42. 5/42'ymiş, Adana'ymış sorumun cevabı. Geldim 4 numaraya. Yine bir kutuda 4 sarı, 5 mavi top vardır diyor. Rastgele alınan 3 toptan en az birinin sarı olma olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş dostlarım. En az birinin sarı olmasını istiyor. Ben şöyle yapacağım. Şimdi ya sarı, mavi olur. Bakın biri sarı. Sarı mavi olabilir. Ya da üçü de sarı olabilir arkadaşlarım. Üçü de sarı olsun. En az birinin sarı olma olasılığı. Şimdi bunu bulacağım. Ama bunun 3 durumu var diyeceğim. 3 ile çarpacağım. Bunu bulacağım. Bunun da 3 durumu vardır. Yani sırasının yer değiştirme ihtimallerini de düşüneceğim. Bunu da 3 ile çarpacağım. Diyorum ki ben de. Bununla hiç uğraşmayalım. Şöyle bulalım. İstemediğini bulalım. Yani hepsinin mavi olma durumunu hiç istemiyor bu. En az bir sarı olsun diyor. Ben hepsinin mavi olma olasılığını bir bulayım arkadaşlarım. Birincinin mavi olma olasılığı 5 mavi, toplamda 9 top var. 8 top kaldı, 4'ü mavi. 7 top kaldı, 3'ü mavi. Şimdi bu benim ne olacak? İstemediği durumdur burası arkadaşlarım. Şöyle bir sadeleştireyim bunu. 3 kalsın. Şurada da 2 kalsın. 5/42. Bu istenmeyen durum. Ne yapıyorduk bu durumda? 1'den istenmeyen durumu çıkarttığımızda 37/42 kaldı. Bu da bizim istenen durumumuzun olasılığı oldu.
Geldim 5 numaraya. İki madeni para ve iki zar birlikte atılıyor diyor. Tamam. Paraların ikisinin yazı. Paraların ikisinin de yazı gelmesini istiyor. Şimdi ya yazı yazı gel, yani yazı yazı gelsin diyor. Ki bunun olasılığı nedir arkadaşlarım? Bu 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2. 1 bölü 4'tür bunun olasılığı. Ve iki zar birlikte atılıyor diyor. Paraların ikisinin yazı veya zarların üstündeki sayıların toplamının 10 olma olasılığı. Şimdi zarların toplamının 10 olma olasılığı ne olacak peki bu durumda? Şimdi ya 5 ile 5 olursa 10 olur. Ya 6 ile 4 ya da 4 ile 6. Yani 3 durum var arkadaşlarım. Zarların 10 olması için toplamlarının 3 durum var. 2 zar atıldığında 36 durum oluşuyordu. 3 bölü 36'dan 1 bölü 12'de zarların olasılığı. 1 bölü 4'te paranın olasılığıdır dostlarım. Şimdi ne istiyor bizden? Veya demiş bakın. O zaman birleşim kümesinin elemanlarının sayısını bulacaktık biz bu durumda. Yani birincinin olasılığı artı ikincinin olasılığı eksi bu iki olasılığın kesişimi yani ikisinin çarpımı 1 bölü 48. Hadi bunu 12 ile bunu da 4 ile genişletelim. Şöyle bir şey oldu. 12, 4 de buradan geldi. 16 eksi 1 bölü 48. Yani 15 bölü 48. 3'e bölüyorum 5, 3'e bölüyorum 16, 5 bölü 16 çıktı. 5. sorumuzun cevabı. Geldik 6 numaralı sorumuza dostlar. Bakalım ne diyor. İçinde top bulunan iki torbadan birincisinde 5 sarı, 3 mavi. İkincisinde de şöyle göstereyim. Birincisinde 5 tane sarı, 3 tane mavi. İkinci torbada da buna da B torbası diyelim, buna A torbası diyelim. 3 tane sarı, 5 tane mavi top vardır. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Bundan sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekilip birinciye atılıyor. Renk bakımından ilk durumu elde etme olasılığı kaçtır? Yine köşe taşında bunun çok benzeri bir soru çözdük arkadaşlarım. Orada detaylı bir şekilde anlattık. Burada da hemencecik çözelim soruyu. Şimdi birinci torbadan sarıyı çektiğimizde sarı çekme olasılığımız toplam 8 top var. 5 bölü 8 olacak arkadaşlarım. Şimdi buradan sonra aldık bu topu buraya attık. Sarı topu çektik buraya attık. Burada 4 tane sarı oldu. Ben yine 4 tane sarıdan birini seçeceğim. Toplamda kaç top oldu burada? 4 sarı, 5 mavi daha 9 top oldu. 9 toptan 4'ü sarı haline döndü ve sarıyı çekip tekrar yerine atarsam renk durumunu korurum. Ya da buradan maviyi çektiğimi düşünelim. 3 bölü 8'dir mavi çekme olasılığı. Getirip buraya attım. Mavilerin sayısı 6 tane oldu. Topların sayısı toplam 9 tane oldu. Tekrar buradan maviyi çekme ihtimalim de işte 6 bölü 9'dur. Yine renk durumunu korudum. Hadi şimdi sadeleştirme yapalım. 4'e böl 4'e böl 2. Burası 5 bölü 18 çıktı. Artı 3'e böl 3'e böl 3. Yine 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 1. 2 ile sadeleştirelim 4. Buradan da 1 bölü 4 geldi. 36'da eşitliyorum bunları. 2 ile çarpıyorum. 9 ile çarpıyorum. 10 artı 9 bölü 36. Yani 19 bölü 36 geldi. 6. sorumuzun cevabı. 7 numaraya bakıyorum. Bir avcının hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5. O halde vuramama olasılığı da ne oluyordu? Birden çıkarttım 2 bölü 5'i. 3 bölü 5'tir. Bu hedefi avcının 3. atışta vurma olasılığı. 3. atışta vuracak. Demek ki 1. atışta vuramayacak 3 bölü 5. 2. de vuramayacak 3 bölü 5. Ama 3. de vuracak 2 bölü 5. Bunun da cevabı 3 kere 3 9. 2 ile çarptım. 18 bölü 125. Yani Bursa şıkkında varmış. Hemen 8'e bakıyorum. Bir avcının hedefi vurma olasılığı yine diyor arkadaşlarım. 2 bölü 5'tir. Artık vuramama olasılığını karavanayı biz ne diyoruz? 3 bölü 5. Bu hedefi 3 atış yapan avcının birinde vurup diğerinde ıskalamalı, diğerlerinde ıskalayacak. Bak birincide vurdu diyelim. Diğerinde ıska, ıska. Birincide ıska, ikincide vurdu, üçte ıska. Bir ıska, iki ıska, üçte de vurdu. Bakın yine 3 durum çıktı dostlar. Ne yapıyorduk burada? Şu birinci durumu bulup 3 ile çarpmamız yeterli olur. Birincide vurdu diyelim. Vurma olasılığı 2 bölü 5. İkincide vuramadı 3 bölü 5. Üçte de vuramadı 3 bölü 5. Yani 9, 18 bölü
125'tir birinci durumun olasılığı. E bu durumdan 3 tane var diyoruz. 3 çarpı 18, 54 bölü 125 çıktı sorumun cevabı. Geldim şuna. Mert bir parayı ard arda 15 kez attığında üst yüzüne 6 kez tura gelmektedir. O halde 9 kez de yazı gelmiş arkadaşlarım. Buna göre para atıldığında yazı gelmesinin deneysel olasılığı. Neydi deneysel olasılık? Kaç kere deney yaptım? 15 kez deney yaptım. 15 kez ard arda attım. Yazı gelmesini istiyor. 9 kezinde yazı gelmişti. 9 bölü 15. Yani 3'e böl 3, 3'e böl 5. 3 bölü 5, 9. sorumun cevabı. Son soruya geldim. Merve, lise hayatında girmiş olduğu 20 matematik sınavından 12'sinde geçer not almıştır. Buna göre Merve'nin 21. matematik sınavından geçer not almasının deneysel olasılığı nasıl buluyordum dostlarım deneyseli? Kaçından geçer not almış? 12'sinden. Kaç deney yapmış? 20 deney. 12 bölü 20'dir. Yani 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 5'tir deneysel olasılığımız. Teorik olasılıkları da neydi? Hiçbir şeye bakmıyordu deneysel gibi. Direkt ya geçer ya geçmez. Yani %50 demiştik de teorik olasılık için. O da 1 bölü 2. O halde bana 3 bölü 5 ile 1 bölü 2'nin toplamını soruyor bu adam. O da ne yaptı? 6 artı 5 bölü 10'dan 11 bölü 10 sorumuzun cevabı geldi Goberler. Evet dostlar. Bir konunun daha tarama testini bitirmiş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin Goberler.